Açık Oturum'un 452. bölümünden merhaba. Çok uzun zamandır CHP'yi konuşmuyorduk. Bugün gündemimizde CHP var. Yerel seçimlerin ardından birinci parti konumuna yükselen CHP, siyasette etkili bir muhalefet yaptı. Şimdiye de kamuoyundaki yükselişini de sürdürdü. Ancak bu yükselişi sürdürüyor olsa da parti içinde aynı yükselişi yakaladığını söylemek çok da kolay değil, çok da mümkün değil. Bir yandan da aynı zamanda tartışma konusu. Açık Oturum'un bu bölümünü CHP dediğim gibi ayırdık. Hem parti içi dengeleri konuşacağız, hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybetmesine rağmen genel başkanlık koltuğundan vazgeçmediğini gösteren hamlelerini ve yaklaşan tüzük kurultayıyla gündeme gelen liderlik yarışını ve daha 4 yıl olmasına karşın şimdiden başlayan Cumhurbaşkanlığı adayla tartışmalarını da yine gündemimize alıyor olacağız. Konuklarımız Tanju Tosun, Mesut Yen ve Nesrin Nas'la konuşacağız bütün bu başlıkları. CHP hala etkili muhalefet yapabiliyor mu, yapıyor mu ve parti içinde liderlik yarışı mı başladı sorularına cevap arayacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş bulduk. Efendim ben şöyle bir özet geçtim kısaca. İsterseniz Tanju Tosun, siz süreci de yakından izleyen bir siyaset bilimci olarak sizinle başlayalım. Neler oluyor CHP'de tam da tüzük kurultayı öncesinde? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde aslında yani tarihin yeniden tekrar üretmesi gibi bir eğilim var. En azından kendi içinde Kemal Bey taraftarları açısından bakıldığında ne demek tarihin yeniden tekrar üretme arayışı? Cumhuriyet Halk Partisi CHP geleneğinde yani işler yolunda giderken dahi bir liderlik yarışı yaşanıyor ki özellikle 1990'ların ikinci yarısında SHP, CHP birleşme süreci ardından genel başkanlık seçimlerinde bunu hep gözlemledik. Daha sonra tabii Deniz Bey'in genel başkan olması ve parti içinde bir anlamda demir yumruk olarak varlığını sürdürmesi ardından Kemal Bey'in seçilmesi 2010-2023'e kadar aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nde büyük ölçüde taşlar yerine oturmuştu. Bir liderlik tartışması yoktu fakat Kemal Bey'in özellikle seçimlerde beklenen başarıyı sağlayamaması ve İmamoğlu'nun bir figür olarak Cumhuriyet Halk Partisi siyasetine damgasını vurması, tabii Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ve Kemal Bey karşısında Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir şekilde güçlendirecek bir lider arayışları. Ardından Özgür Bey'in genel başkan seçimi. Biz 31 Mart yerel seçimlerinde artık Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanını buldu. Ve bulduktan sonra girdi seçimde de başarılı oldu şeklinde değerlendirme yaparken sizin de belirttiğiniz gibi yeniden bir liderlik tartışmaları gündemde. Şimdi Kemal Bey tabii yeniden genel başkan olmak istiyor mu? İstiyor. Neden istiyor? Bu Kemal Bey'e özgü değil. Türkiye'deki siyasete giren aktörlerin siyasetten kopamamalarıyla, kopmak istememeleriyle, siyasetten koptukları takdirde başka bir meşgalesi olmalarıyla ilgili olan bir şey. Yani bu sağda da solda da bu böyle bir gelenek var Türkiye'de. Şimdi tabii Kemal Bey istemekle birlikte asıl önemli olan Kemal Bey'i genel başkan yapmak isteyen Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultaydaki tercihleriyle istediklerini elde edemeyen politik aktörler var. Büyük ölçüde onların isteği. Şimdi yeni durumda tabii parti içinde net bir biçimde Özgür Bey ve Ekrem Bey'in ağırlığı var. Yani delege bazında da bir ağırlığı var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun zannediyorum kendisine destek verdiğini düşündü. Yaklaşık bir 500 delege var ve bu kurultayda da o 500 delegeyle dengeleri değiştirme arayışında gibi. Şimdi tabii dengeleri değiştirebilmek için ilk kurultaydaki fark yanılmıyorsam 149 idi. Özellikle ikinci oylamada genel başkanı seçildi. Bütün mesele o 685 yanılmıyorsam yine delegenin oyunu alıp genel başkan seçilme. Dolayısıyla
olmazsa olmaz şeklinde gördükleri o ikinci turda kendilerine oy vermeyen 149 delegeyi bir şekilde yanlarına çekebilmek. Burada mesele 149 delege özellikle kurultay sonrasında nasıl bir tavır aldılar? Ekrem Bey ve Özgür Bey'in parti içindeki ağırlığından memnunlar mı, değiller mi? Kemal Bey'den umut görüyorlar mı, görmüyorlar mı? Biraz bununla da ilgili ama şu da bir gerçek. Şimdi iktidardan, parti içi iktidardan düştüğünüz takdirde Türkiye'de siyasi partilerin iç yapılarında özellikle yerel yönetimler kendi kontrolünüzde ise iktidardan düştüğünüz anda yeniden gündemde kalmanız, yeniden partinin etkin konumunda bulunmanız kolay bir şey değil gibi. Bu açıdan bakıldığında bu en azından ikinci oylamadaki sonuçları dikkate aldığımızda bu 149 kişiyi dahi bulabilmek pek kolay değil. Parti içi boyutu bu ama diğer boyutuyla da tabii şimdi bir aktör aday olmaya karar verdiğinde ya da onu aday yapmak isteyenlerin ne yapması gerekiyor? Sadece parti içine değil bir de topluma dönüp toplumdaki tepkilere bakması gerekiyor. Yani Türkiye'de şu anda siyaseti bir şekilde izleyen bireyler, Cumhuriyet Halk Partisi'nde en azından CHP'ye oy verenler bir genel başkan değişimini istiyorlar mı? Şimdi benim gözlemlediğim kadarıyla böyle bir değişim isteği de yok. Dolayısıyla sadece 149-150 delege üzerine hesap yapıp kurultayda genel başkan değişimi konusunda ısrarcı olmak bu toplumun taleplerine dikkate almama halinde çok yanıltıcı olabilir. Böyle bir girişim olursa bu girişim de başarısız da kalabilir. O da önemli. Tabii. Şimdi bir yandan tabii şunu da paylaşmakta yarar var. Bu tüzük kongresinin seçimli tüzük kongresi seçimli kongreye dönüşmesi yönünde bir talep var. Bu çok uzun zamandır dillendiriliyordu. Yakın zamanda CHP Genel Başkanı Özgür Özel de buna yeşil ışık yaktı. Bir yandan böyle bir gerçek de var. Yani aslında biraz hakikaten tartışmalı bir kongre olacağı benziyor. Tabii gözler aynı zamanda ikinci gün parti meclisine en azından Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine destek olarak gördüğü 10-15 ismi sokması ile ilgili de bir takım çalışmalar olduğunu duyuyoruz. Şimdi bütün bunlardan hareketle Mesut Yel size dönmek istiyorum. Yani CHP bir yerel seçimden çıktı. Bu yerel seçimden Türkiye'nin birinci partisi olarak çıktı. Uzun bir sürede tartışılır yönleri olabilir. Hani yumuşama süreci, normalleşme süreci, kimileri destekledi, kimileri desteklemedi ama etkin bir muhalefet yürüttüğü konusunda da bir mutabakat var. Yani bunu nereden biliyoruz? Kamuoyu anketlerinden. Şimdi CHP kamuoyunda yükselen bir desteği arkasına almış, bir rüzgarı arkasına almışken bir yandan kendi içinde, parti içindeki çekişmelerin de önüne geçemiyor. Aynı desteği kendi partisinde alabiliyor mu diye soracağım size. O ikisi arasında nasıl bir denge var? Şimdi öncelikle söz konusu mutabakatın bir parçası olmadığını söyleyerek başlayayım. Yani böyle etkili bir muhalefet yapmış bir CHP görmediğimi söyleyeyim. Peki. Yani CHP evet 30 bin Aralık'ta büyük bir başarıyla çıktı ama bunu daha önce birkaç kez yazdım söyledim de bence bu CHP'ye rağmen elde edilmiş başarı. CHP'nin 2023 genel seçimleriyle yerel seçimler arasında yaptığı neredeyse tek önemli şey genel başkanını değiştirmek, yönetimi yenilemek ve biraz İmamoğlu'nun CHP siyasetinde önünü açmak oldu. Hani bunun önemli adımlardı bunlar. Nitekim 31 Mart'ta alınan hani başarıya bunun katkıda bulunmuş olma ihtimali yüksek ama bunun ötesinde CHP bir şey yapmış değil. Yani ne Kemal Kılıçdaroğlu dönemi de etkili olan siyaset tarzını değiştirmiş durumda ne de orada öne çıkmış söyleme böyle aman aman yenilemiş durumda. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi dediğim üzere biraz Türkiye Erdoğan'dan ve Erdoğan'ın yönettiği belediye başkan Erdoğan'ın tayin ettiği belediye başkanlarından kurtulmak istediği için daha çok bu sonucu üretti 31 Mart seçimleri. Yani ama çok özür dilerim. Şunu mu anlamalıyım sözlerinizden? Seçmenin başka bir çaresi yoktu. Büyük büyük oranda bunu söylemek istiyorum. Yani
Cumhuriyet Halk Partisi çok böyle özel bir performans sergilediği için o 31 Mart olan sonuçlar alınmadı. Yani evet, hani iyi adaylarla vesaire yarışıldı ama ortaya çıkan başarıyı açıklayacak, yani 25'ten 37'ye çıkmasını açıklayacak bir performans yoktu ortada. Onu söylemeye çalışıyorum. Ama velakin yani sonuç alındı her neyse. Bu alınan sonuca uygun bir siyaset üretmesi beklenirdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden. Fakat o da yapılmış değil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ne yeni kadrolar üretebilmiş durumda, ne de Kemal Kılıçdaroğlu dönemi söylemini aman aman bir yenileyebilmiş durumda. Nitekim biz bunu reform enstitüsü olarak yaptığımız araştırmalarda ortaya koyduk. Başkaları da bunları aynı sonuçları ortaya koymuş durumda. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'yi yönetebilir mi, ya da hani bu konuda ne düşünüyorsunuz sorular, öyle seçmen aman aman evet Cumhuriyet Halk Partisi bütün alanlarda AK Parti'den Türkiye'yi daha iyi yönetir cevabını veremiyor. Dolayısıyla hani seçim sonrasında dediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi çok etkili bir muhalefet yapabilmiş değil. Benim gördüğüm Kılıçdaroğlu dönemindeki aktivist tarz siyaset Özgür Özel döneminde de devam ediyor. Yani Özgür Özel'in Evet. evet öyle yumuşama siyaseti vesaire üzerinden olumlu adımları olmadığı değil, ama hani iktidar bu türden adımlarla Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelecek değil. Çok daha büyük değişikliklerin yapılması gerekiyor. Dediğim gibi önemli kadroların ortaya çıkması gerekiyor. Söylemin yenilenmesi gerekiyor. Türkiye'ye bir güven ve ümit verilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bunlar olmuş değil. O açıdan bir ilk önce söyleyeceğim şey bu. Ben bu mutabakatın parçası bir kere değilim. Yani öyle bir mutabakat varsa ortada. İkinci söyleyeceğim şey, bugün yaşanan tartışma, sözünü ettiğiniz, özetlediğiniz tartışma bence bir açıdan Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha böyle kurumsal düzeydeki siyasetinin ve onun etrafındaki medya düzeninin hayattan, halktan çok koptuğunu gösteriyor. Yani sokağa çıkıp baktığınızda kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kez daha bir kurultay olsun, yani seçimli bir kurultay olsun, yönetim değişsin, genel başkan değişsin havasında değil. Böyle bir talep yok. Bu talep Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kısım siyaset profesyonelinin talebi ve bir kısım yine onların etkilediği ya da onlardan bir şekilde etkilenen medya profesyonelinin talebi, ki o profesyoneller de aslında CHP'ye yeni bir yol, yeni bir yordam, yeni bir kadro falan önerdiklerinden değil. Sadece geçmişte Kemal Kılıçdaroğlu etrafında edindikleri pozisyonları kaybettikleri için ve yeniden o pozisyonlara gelebilmek için bu türden bir değişiklik öneriyorlar. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda söylemler, fikirler, ne bileyim öneriler, vaatler falan konuşulmuyor, yarışmıyor. Sadece kişiler konuşuluyor. O gitsin, bu gelsin. Bu da esas olarak hani bir güç talebiyle ilgili bir şey. Dediğim üzere beni daha çok ilgilendiren ve biraz gerçekten endişelendiren durum bu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir grup siyasetçisi ve onların etrafındaki medya mensupları gerçekten hayattan çok kopmuş görünüyorlar. Yani başka türlü gerçekten ben de kendimi açıklayamıyorum. Sıradan insanlar da kendisini açıklamıyor. Nedir yani bugün mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir genel başkan değişikliğini konuşmayı gerektiren, bunu mümkün kılan? Genel başkan daha henüz bir süre önce değişmiş, ortada bir seçim yapılmış. Ve hani bu seçim sonrasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne yapılacağını henüz daha hani bakmış durumda değiliz, ya da bakıyorsak bile bir sonuç alınmış Ya durumda değil en vesaire. azından elimizde şu var. Yeni seçilen yönetim bir seçimden zaferle çıktı. Kesinlikle yani bu kendisine rağmen de olmuş olabilir. Dediğim gibi daha çok halkın teveccühüyle, halkın çok sıkışmasıyla vesaire de ilgili olmuş olabilir, ama buraya bir zaman tanınması gerektiği çok açık. Bir de yani seçimden sonra sadece 1-2 ay sonra bir yaz rehaveti başladı ve hani bir böyle Eylül-Ekim dönemini beklemek gerekecek Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni yönetimi biraz oralarda ne yapacak diye. Dolayısıyla benim söyleyebileceğim esas şey şu: CHP'nin bir kısım gerçekten profesyonel siyasetçisi çok hani kendi dar siyasetlerini yapıyorlar bir genel başkanlık tartışması açarak, ki orada da çok başarılı olunacak gibi de görünmüyor. Yani en son yapılan kadın kolları seçiminde de görüldü ki yani Kılıçdaroğlu ve ekibi öyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultayda kaybetmelerine yol açan seviyede bile bir güç artık muhafaza etmiyorlar. Yani bugün bir genel başkanlık seçimi yapılsa, Kılıçdaroğlu aday olsa kurultayda aldığı kadar bile oy büyük bir ihtimalle alamayacaktır. Ama hani bu tartışma
Bana göre bu kadar veriler açık olmasına rağmen tartışmanın yapılıyor olmasının da vebali bir açıdan büyük ve bu tartışmayı açanların boynuna bu vebal. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin buralara çok takılmadan, buralara gömülmeden gerçekten demin söylediğim üzere hani söylem düzeyinde, vaat, program, kadro düzeyinde bir şeyler yapması gerekiyor. Peki, o halde Nesrin Naz sizinle şöyle devam edelim. Hem aynı soruyu size de sormuş olayım ben. Siz CHP'nin etkili bir, yani Türkiye'nin birinci partisi olarak çıkmış bir CHP için söylüyorum son seçimlerden. Etkili bir muhalefet yaptığını düşünüyor musunuz? Bir ikincisi de şu, aynı zamanda siyasetçi kimliğinizle de soruyorum. Kemal Kılıçdaroğlu sizce ne yapmaya çalışıyor? Yani seçim kaybedilmiş bir, pek çok geniş kitlelerin umudu gerçekten heba edilmiş iki, yani kesin olarak kazanılacağına kesin gözüyle bakılan bir seçim kaybedilmiş. Sonrasında çıkan pek çok şey var, gizli protokoller vesaire gibi ve arkasından kaybedilmiş bir kongre var ama Kılıçdaroğlu hala şu anda CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu en azından bütün hamlelerden görüyoruz ya da pek çok siyaset bilimci de bu konuda hemfikir. Neden sizce? Sondan başlayayım isterseniz. Buyurun. Kılıçdaroğlu ile başlayayım. Geçen yıl yapılan seçimler sonrasında Kılıçdaroğlu'nun tutumu ve tavrı gerçekten beni çok şaşırttı. Yani çok anlam veremediğim bir şey içinde Sayın Kılıçdaroğlu, yani kendisinden başkasının bunu yapamayacağı ya da çözemeyeceği gibi bir yaklaşım içinde. Şimdi yeni yapılmış bir kurultay ve bu kurultayın sonrasında kazanılmış, ciddi bir şekilde kazanılmış yerel seçimler var. Bunun akabinde yeniden genel başkanlık hevesini etrafındaki bir takım işte Tanju Bey de Mesut Bey de işaret ettiler. O koltuklarda olmak isteyen, parti meclisinde yer almak isteyen bazı kişilerin itmesiyle bir başkanlık hevesini yeniden bunu ortaya koyması gerçekten şaşkınlıkla karşılıyorum. Yani Kılıçdaroğlu'nun özellikle 2018'den sonra izlediği siyasete baktığımda ondan ben şunu bekliyordum. Toplum da büyük ölçüde böyle bir beklenti içinde zannediyorum. Kendi yetiştirdiği Özgür Özel gibi ya da işte kendi bulup şey yaptığı siyaset sahnesinde parlattığı Ekrem İmamoğlu gibi onların başarılarıyla gururlanacak, kenara çekilecek, gerektiğinde onlara yol gösterecek, bir abilik yapacak, yani bir şey akil adam olarak hareket edecek bir pozisyon üstlenmesini bekliyor idim. Onursal Genel Yani Başkan. Onursal efendim. Genel Başkan. Onursal Genel Evet, Başkan. evet, evet. Yani siyasetçilerin işte seçimi kaybettim, ben köşeme çekileyim deme lüksü de çok yok aslında. Yani bir akil adam olarak mutlaka bir şekilde hizmet edebilirler. Şimdi ben böyle bir şey bekliyordum. Kemal Bey'in buna da çok uygun, yatkın olduğunu zannediyor idim. Ancak şu son günlerdeki tartışmalar beni gerçekten şaşkınlığa uğrattı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin, ben Mesut Bey'e katılıyorum. Yani burada bir seçimli kurultay yapılmasını da falan gerektirecek herhangi bir şey olmadığı gibi böyle bir talep de yok. Yani ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanında da böyle bir talep olduğunu düşünmüyorum. Yani belki işte koltuklarını kaybedenler ya da o parti meclisinde yer alıp bundan sonraki seçimlerde milletvekili adaylarını ya da belediye başkan adaylarını belirleme gücünü elinde tutmak isteyenler vardır. Bu her partide olduğu gibi. Ama onların sayısının da bir seçimli kurultayı Cumhuriyet Halk Partisi'ne götürmeye yeteceği kanısında değilim. Şimdi
31 Mart sonrasında çok şey demişti. Yani Cumhuriyet Halk Partisi evet yani bu yerel seçimleri kazandı. Bunu kazanırken yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun o ördüğü siyaset tarzının da bunda ben çok büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne asla oy vermem diyenlerin bakışının yumuşaması, Cumhuriyet Halk Partisi adaylarına oy vermeleri, oy verebilir hale gelmeleri, bütün bunlarda 2018 sonrasında izlediği Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasetin yani o kutuplaşmayı biraz daha demokratikleşme ve otoriterleşme kutuplaşmasına taşıması, bunun ben etkili olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin önündeki kurultay, tüzük kurultayı, aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart sonrasında o kazandığı yerel seçimlerde kazandığı ivmeyi gerçekten bir şeye, etkili bir muhalefete dönüştürebileceği bir fırsatı da içeriyor. Yani şimdi orada tüzüğü böyle işte söz verdik, işte bunu artık yapmak zorundayız gibi bir tüzük şeklinde ele almak yerine o tüzüğü, partiyi daha demokratikleştirecek, partiyi daha dışa açacak, işte o kapalı kapıların dışında işte toplumu bir şekilde içine alacak bir hale getirirlerse, parti içindeki her makamı gerçekten böyle bir yarış şeklinde şey yapacak, yarışa konu edecek bir tarza koyabilirlerse, bu siyaset tarzının değişmesini sağlayabilirlerse, buradan etkili bir muhalefet olmaya doğru yol alabilirler. Buna bir an önce karar vermeleri lazım. Yani işte bütün adayların, işte üyelerin katıldığı ön seçimle belirlenmesinden tutun da parti içindeki kurulların işte işlevlerinin tarif edilmesine, işte o bütün o şeylerin mahalle konseylerinin yeniden oluşturulmasına vesaire, bütün bunları içerecek çok demokratik bir parti yapısı ortaya çıkarabilirler. Yani bu bir fırsattır. Yani şimdi bütün bunları yaparken de şu soruyu, o ki son zamanlarda sadece Kılıçdaroğlu meselesi değil, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi sanki her şey olağanmış, yolundaymış ve yerel seçimlerde birinci çıkan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonra yapılacak işte ilk seçimde de işte silip süpüreceği sanki çok şeymiş, garantiymiş gibi, artık kesinleşmiş gibi bir hava içinde Cumhurbaşkanı adaylarının tartışması ve bunların tartışılması gerçekten o da son derece Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve muhalefete zarar veren bir şey. Bundan kurtulmanın yolu da acilen Cumhuriyet Halk Partisi'nin gündemi Türkiye'yi kim yönetecek sorusundan Türkiye nasıl yönetilecek ve Türkiye nasıl yönetilmeli sorusuna çevirmesi ve buna cevap araması, tartışmayı buraya şey yapması. Bunu yaptığı takdirde CHP dışında kalan muhalefeti de CHP'nin içine katabilir. Şu anda toplumsal muhalefetle kurumsal muhalefet arasındaki o şey açıklık hala kapanmış değil. Yani bunu kapatmanın yolu da biraz böyle bir tartışmayı şey yapmak. Tartışmanın şeyini değiştirmek, biçimini değiştirmek. Ve bir de tabii şuna bir an önce karar vermesi lazım. Yani işte tamam normalleşmeden de işte yumuşama, Erdoğan yumuşama dedi falan. Ama yani bütün bu tartışmayı onunla normalleşmeyi nereye, ne anladığını çok net ve açık bir şekilde toplumun önüne koyarak, aynı zamanda bu şekilde ben Türkiye'yi yöneteceğim ve Türkiye'yi buraya doğru, böyle bir hayale doğru Türkiye'yi taşıyacağımı anlatmalı ve rejim değişikliğini de hiç unutmamalı, yani hep gündemde tutmalı. Şu ana kadar ne yazık ki çok unutulmuş gibi görünüyor. Yani Türkiye'deki bütün meseleler sanki, yani ekonomideki meselelerde,
işte dış politikadaki meselelerde sanki rejimden bağımsız meselelermiş gibi. Yani işte ekonomi işte şey yani kendi içinde bir takım şeyler kötü kararlar alındığı için böyleymiş gibi. Ya da dış politikada işte kötü ve şey öngörüsüz hareket edildiği için bu işler böyleymiş gibi. Oysa bütün bunlar doğrudan doğruya Türkiye'de kurulan rejimle ilgili. Ve rejim böyle olduğu için ekonomi çöküyor, rejim böyle olduğu için eğitim çöküyor, rejim böyle olduğu için toplum çürüyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bir an önce gündemini buna döndürmesi lazım. Bunun için de bu seçimli kurultayı falan bırakıp gerçekten bütün bunları tartışabilecek ve bütün bunlarda etkin politikalar toplumsal muhalefetle beraber o güven ilişkisini kurarak o toplumsal muhalefetle birlikte bunu şey yapacak, tartışabilecek, gündeme getirebilecek, politikalar ortaya koyabilecek bir siyaseti kotaracak bir yapıyı oluşturması lazım. Hı hı. O zaman tekrar Tanju Tosun size dönüyorum. Şimdi bir yandan şu ana kadar ortaya çıkan manzara seçmen 31 Mart'ta evet CHP Türkiye'nin birinci partisi olarak çıktı o seçimden ama seçmenin karşısında başka bir alternatif de yoktu mu? En azından böyle bir şey de var. Yine Nesrin Nas'ın da söylediği gibi CHP ekonomik krizi vesaireyi gündeme getiriyor ama bunun temel nedenini ve kendi üreteceği politikaları ortaya koyuyor mu gibi bir anda böyle bir gerçeğimiz var ama diğer yanda da parti içindeki çekişmeler var. Ona genişçe yer vermiş olduk ama parti içindeki çekişmeler sadece tüzük kurultayından ibaret mi diye soracağım size. Çünkü bir yandan da daha 4 yıl olmasına karşın bir cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu var. Ve şu anda ani bir şekilde geçen hafta mesela İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ensesinde demokrasinin kılıcı gibi tutulan o hakkında verilmiş hükümle ilgili gündem yeniden gündem oldu ve bununla ilgili Cumhuriyet Savcılığından işte bilgi Cumhuriyet Başsavcılığının bilgi istediği yönünde Gökhan Günaydın'ın paylaşımları oldu. Şimdi bir yandan bu yeniden bir ısıtıldı. Eş zamanlı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a bu kez aday olup olmayacağı soruldu. O da bundan imtina etmeyeceğini gösteren bir açıklama yaptı. Şimdi durduk yerde biz 4 yıl sonraki seçimleri neden tartışır olduk? Bunun arkasında ne var? Şimdi önce şunu belirtmek istiyorum ben. Yani Nesrin Hanım'ın bıraktığı yerden yola çıktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart sonrası hiç yapmaması gerektiği şekliyle bir seçim makinesi olarak siyaseti algılaması ve seçim makinesi olarak yola devam etmek istemesi. Yani seçim kazanmaya indirgenmiş bir siyaset. Oysa ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel meselesi bir siyaset makinesi olarak çalışmaya odaklanması. Nedir siyaset makinesi ya da seçim makinesiyle farkı nedir? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi 4 yıl sonra yapılacak bir seçime odaklanıyor. Evet, tabii siyasi partilerin nihai olmazsa olmaz amacı seçim kazanmak. Ama seçim kazanmak veri koşullar altında ancak ve ancak bir siyaseti dönüştürmeyle ilgili olan bir şey. Bir siyaset makinesine dönüşmekle ilgili olan bir şey. Burada da Mesut Hoca'nın da yine konuşmasının ilk bölümünde belirttiği gibi Cumhuriyet Halk Partisi salt bir lider değişimi ya da Kemal Bey'den olan tırnak içindeki seçmenin bıkkınlığı dolayısıyla ya da adayların işte yeni ve genç olmasıyla elde ettiği bir başarı değil. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelen seçmen desteği Türkiye'de peşinden gidilecek bir parti arayışının ürünü oldu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu seçimdeki başarısı. Yani alternatif arayan bir seçmen var. Günün veri koşulları içinde karşısında Cumhuriyet Halk Partisi'ni bulduğu için Cumhuriyet Halk Partisi çoğu seçim çevresinde belediye başkanlıklarını kazandı. Yani seçime kadar Cumhuriyet Halk Partisi kurultaydan sonra atmış olduğu doğru adımlarla seçim makinesi olarak çalıştı. Yerel seçimde bunun karşılığını gördü.
Ama önümüzdeki süreçte artık asıl olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir siyaset makinesi olarak çalışması gerekir. Siyaset makinesinde yeni bir tüzük kurultayına gidilir iken genel başkan adaya çıksın mı çıkmasın mı tartışmasının olmaması gerekiyor. Yeni bir kurultay yapmış, ortada bir genel başkan var. Cumhuriyet Halk Partisi siyaset makinesi olarak çalışacaksa eğer bir yeterli delege talebi oluştuğu takdirde parti meclisine kimler girmeli, kimler girmemeli bunlar tartışılmaması gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki particilerin, profesyonel politikacıların mesaisi büyük ölçüde bununla ilgili ama toplum Cumhuriyet Halk Partisi'ne yüzünü döndüğünde tıpkı 31 Mart'ta olduğu gibi bunlara bakarak Cumhuriyet Halk Partisi'ne meyletmiyor ve meyletmeyecek. Cumhuriyet Halk Partisi önce parti elitleri buna karar vermesi gerekiyor. Parti içinde seçim kazanmak değil, önemli olan önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimleri ardından genel seçimlerde nasıl başarı ve birlikte nasıl başarı yakalanabilir? Bunun için Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni bir siyaset tahayyülüne, yeni bir siyaset tasarımına, yeni bir Türkiye tahayyülüne ihtiyacı var. Yine Nesrin Hanım'ın belirttiği gibi. Şimdi unutulmaması gereken mevcut otoriter rejim içinde seçim kazanmak o kadar kolay bir şey değil. Çok güçlü bir muhalefet olmanız gerekiyor ve alternatifleri ortaya koymanız gerekiyor. Seçmeni bu konuda ikna etmeniz gerekiyor. Devlet karşısında size seçmenin, devlet partisi karşısında size seçmenin yönelebilmesi için. Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart'taki tablo itibariyle seçmeni bir miktar buna ikna etti ama önünde atması gereken çok ciddi adımlar var. Dolayısıyla mesela bir süre önce Ekrem Bey Cumhurbaşkanı adayı olursa Büyükşehir Belediye Başkanı kim olabilir diye belediye başkanları arasında bir değerlendirme, bir tartışma, kamuoyunda bazı isimlerin öne çıkması, yani o kadar gündem dışı kalması gereken gereksiz konular ki bunlar. Bu örnek dair seçmenin zihninde Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyaset için, parti içi siyaset için siyaset yaptığı şekli bir algıya yol açıyor kanımca seçmenden. Bu algıya asla ve asla Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönelmemesi gerekiyor. Dolayısıyla bugünün gündemi bu konular değildir. Sizin de belirttiğiniz gibi Cumhuriyet Başsavcılığından giden bir şey var, yazı var. Ekrem Bey'in dava süreciyle ilgili bilgi isteniyor. Dolayısıyla çok farklı senaryolar devreye girebilir. Bu senaryoların ortaya çıkması halinde Cumhuriyet Halk Partisi nasıl bir plan hayata geçirebilir? Ne gibi bir senaryo olabilir bu noktada Tanju Bey? Onu da biraz açarsanız yeri gelmişken. Şimdi tabii varsayalım ki böyle bir yasak geldi. Bu yasak karşısında Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinde bu konuları değerlendirmesi gerekir. Dışarıya bunu bir parti içinde Büyükşehir Belediye Başkan ismi tartışmasına dönüştürdüğü zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nden yıllarca bu gibi nedenlerle uzaklaşmış seçmen açısından bir koltuk kavgası olarak algılanabilir. Poz kapma mücadelesi olarak algılanabilir. Böyle bir lüksü yok Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Şimdi tabii mesele sadece şey değil. Eğer Ekrem Bey'e olası bir adaylığı karşısında şimdi Ankara'da yine belirttiğiniz gibi Mansur Bey faktörü var. Yapmış olduğu açıklama var geçen hafta ve kamuoyu araştırmalarında başa baş bir seçmen desteği var iki isim arasında. Bu konuda nasıl bir tercihte bulunabilir? Şimdi mesele sadece Ekrem Bey ve Mansur Bey meselesi değil. Bu iki aktörün arkasında bir toplumsal destek var. Onun bir de sosyolojisi var. Özellikle Mansur Bey açısından. Ve bunun bir de bu sosyoloji içinde yani şunu açıkça ifade etmek gerekirse Mansur Bey'e yönelebilecek bir seçmen kitlesinin
daha heterojen bir kitle olduğunu, yani milliyetçi seçmene kastediyorum. Oradan böyle bir bastırma olabilir. Ekrem Bey örneğinde bakıldığında Ekrem Bey'in toplumun farklı kesimlerinden almış olduğu destek var. Dolayısıyla iki tane çok güçlü figür aralarında bir uzlaşma olacak mı, olmayacak mı? Birlikte adaylık söz konusu olduğunda iki aday da bastırdığı takdirde kamuoyu nasıl algılayacak bunu? Evet. Yani bütün bunların arka planında Cumhuriyet Halk Partisi elitleri çok dikkatli bir biçimde değerlendirmesi gerekiyor. Onun ötesinde de yani Türkiye'nin temel meselesi olan ekonomi ve daha etkin bir muhalefetin nasıl yapılacak konusunda mevcut bu otoriter rejim içinde kafa yormaları gerekiyor. Evet, o zaman kaldığımız yerden devam edelim Mesut, yani sizinle. Siz katılıyor musunuz bu tespitlere? İmamoğlu, Mansur Yavaş ve bunlar üzerinden yürütülen bir süreç var. Bu aynı zamanda şu soruyu da eklemiş olayım ben. Gerek önümüzdeki TÜZÜK Kongresi süreci, gerekse Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu arasında parti içinde kendi, yani en azından ben Ekrem İmamoğlu'nun ağzından şunu duymadım hiç, ben aday olmak istiyorum ya da aday olacağımı duymadım. Mansur Yavaş da muhtemelen bir soruya verdiği cevap üzerine görev verilirse kaçmayız cevabını vermiştir, ama başkalarının gündeminde bu. Bu aynı zamanda Özgür Özel'in liderlik testi olabilir mi bütün bu süreç? Olabilir. Yani ben bir kere şu açıdan farklı düşünüyorum, onu bir söyleyeyim. Muhtemel adayların aday olmak için hazırlanmasında bence bir sakınca yok. Yani onu deklare etmeden kendi hazırlıklarını yapmasında bir sakınca yok. Çünkü Cumhurbaşkanlığı adaylığı denen işte aslında ciddi bir iş. Kim aday olacaksa gerçekten seçime 2 ay kala aday olmasında fayda var. Öncesinde hazırlığını yapması, bir program geliştirmesi vesaire, o itibarla da bunun hazırlığına birilerinin şimdiden başlamış olmasında, bunun için kamuoyu oluşturmasında bir beis görmediğimi söyleyeyim. Ama hani kamuoyunun dikkatinin kim aday olacak olmasına çekilmesinin de ben de doğru olmadığını düşünüyorum. Şundan, adaylar kendileri bunu yapabilir ama partilerin, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin başka bir görevi var. O da 31 Mart'ta kendisine gelmiş görünen seçmen desteğini etrafında tutmak. Şimdi yapılan kamuoyu yoklamaları bu seçmen desteğinin henüz kaybedilmediğini, CHP'nin etrafında durmaya başladığını gösteriyor gelen yeni seçmenlerin. Ama şunu da unutmamak gerekir ki 31 Mart'ta Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu seviyede gelen seçmen desteğinin öyle olmasını sağlayan bir takım şartlar vardı ve o şartlar henüz değişmemiş durumda. Yani bu şartlar yarın bir gün değişebilir. Şimdi neydi o şartlar? Yani birincisi halen devam etmekte olan bu ekonomik fecaat tabii ki. Şimdi buna yönelik başarılı olup olmayacağını bilmediğimiz bir işte orta vadeli program denen bir şey yürüyor Mehmet Şimşek'in önderliğinde. Şimdi şartlar, yani veriler, programın başarılı olma ihtimalinin zayıf olduğunu gösteriyor. Ama ve lakin kısmen de olsa diyelim ki önümde epey bir zaman olduğu için Erdoğan ve AK Parti'nin bir başarı da elde edilebilir. Dolayısıyla CHP'ye seçim başarısını getiren şartlardan biri olarak ekonomideki feci manzara biraz değişebilir. Bir tane şeyimiz bu, şartlardan biri bu. İkincisi yine CHP %37'yi getiren şartlardan biri İYİ Parti'nin darmadağın olmasıydı. Yani İYİ Parti malumunuz geride kalan 5 yıl boyunca %10 civarında hareket eden bir partiyken bir anda %3'e falan çekildi. Ama şimdi İyi Parti elinde sonunda işte milliyetçi merkez sağ seçmene oynayan bir partiydi. Bu da ne demek? Orada öyle bir siyasi dinamik var. Türkiye'de bu türden bir partiyi ayakta tutan. Şimdi o partinin kurmaylarının yaptığı yanlış, işte attığı yanlış adımlardan ötürü partinin seçmen desteğinde bir azalma olmuş olabilir ama o dinamik halen orada duruyor. Demek istediğim şu, yarın bir gün İyi Parti'nin boşalttığı yere aday olabilecek bir parti çıkabilir. İsimler çıkabilir vesaire. Dolayısıyla yine 31 Mart'ta başarıyı getiren şartlardan biri daha ortadan kalkabilir ki bu türden adımlar atılmakta olduğunu da biliyoruz. Yani merkez sağ etrafında bir yeniden işte bir oluşum peşinde olan isimlerin olduğunu biliyoruz ki anlaşılır da. Çünkü böyle bir zemin var hakikaten. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin
bu İyi Parti'den gelen seçmen kitlesini kendi etrafında tutma kabiliyeti ila nihayet devam edebilecek durum diyemiyoruz kolaylıkla. Yine bir üçüncü mesele neydi? Yani üçüncü şart, Kürtlerin DEM Parti, Kürtlerinin büyük şehirlerde Cumhuriyet Halk Partisi adaylarına oy vermesiydi. Şimdi onu da mümkün kılan neydi? Yani büyük şehirlerde DEM Parti adaylarının kazanamayacak olmasının belli oluşu ve diyelim ki DEM Parti'nin yine büyük şehir seçmenlerinde böyle aman aman büyük bir heyecan yaratmamış oluşu. Şimdi bunlar da genel seçime doğru, Cumhurbaşkanlığı seçimine göre doğru değişebilecek işler. Bir kere Cumhurbaşkanlığı işi seçim ayrı bir iş ama genel seçimlerde milletvekili çıkarmak büyük şehirlerdeki DEM Parti seçmenin içinde önemli olacaktır. Bu demek ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilen destek o kadar kolaylıkla verilmeyebilir bu kez. Biraz da söylemek istediğim şey şu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerinde olsam, ben oralarda etkili olsam yapacağım iş bu 37'nin 25'ten 37'ye çıkışın normal bir şey olmadığı gerçeğini görmek ve onu orada tutmanın yollarına bakmak olur. Bunun üzerinden Cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlanmak, bunun üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı her kim olacaksa seçim günü geldiğinde o adayın arkasına bu 37'nin olabilecek yani kadarını en azından yığmak, mümkünse yenilerini baş konumunda eklemek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapması gereken bence esas olarak bu. Bunun yolu da dediğim üzere yani yeni siyasetler oluşturmaktan, yeni kadrolar falan bulup çıkarmaktan geçiyor. Çünkü başta da söyledim yani şey veriler var elimizde artık. Yani Cumhuriyet Halk Partisi dış politikada, güvenlik alanında, ne bileyim işte yatırımlar, ulaşım böyle bir türden ağır icraat alanlarında halen çok güven duyulan bir parti değil, ümit veren bir parti değil. Buralarda hızla Cumhuriyet Halk Partisi'nin ben ne yapacağım, biz ne yapacağız konusunda bir mesai harcaması gerekiyor ve Politika bu üretmesi işleri gerekiyor yani. alımlara sahip olduğunu göstermesi gerekiyor. Dolayısıyla iki ayrı şey söylüyorum. Yani bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerine düşen bir iş var. Bir öncelikle bu 37'yi Cumhuriyet Halk Partisi'nin etrafında tutmak için hani yapılması gerekenler var. Ama öte yandan da ben hani isimlerin adaylık için çalışmasının da çok öyle anormal olmadığını düşünüyorum açıkçası. Yanlış olan 2023'te olan olduğunu düşünüyorum. Yani son ana kadar bekleyip 2 ay kala adayı tespit etmek onun yarattığı sonucu hep beraber gördük zaten. Evet, o zaman yine Nesrin Naz, size dönüyoruz son olarak. Şimdi isterseniz Mesut Yeğen'in de bıraktığı yerden devam edelim. Keza Sayın Tosun'la da aynı şeyi konuştuk. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için şu anda iki isim gündemdeydi ve aslında şimdiden hazırlanılması gerektiği konusunda da bir görüş oldu. Siz ne diyorsunuz? Bu partiyi büyütür mü? Yoksa aynı zamanda onlar bir yandan yine evet kendi çalışmalarını yapmalı ama siyasi partiye düşen başka bir misyon var noktasında ne diyorsunuz siz? Şimdi tabii ki Cumhurbaşkanı adayı olacak bunun içinde taşıyan insanların şimdiden bu hazırlığı yapmaları gerekli. Ama tartışmanın kim Cumhurbaşkanı olacak üzerine kurulması, ben bunu çok yanlış buluyorum. Yani ondan önce tartışılması gereken Türkiye'nin nasıl yönetileceği, kim tarafından yönetileceği değil, nasıl Rejim yönetileceği. konusuna getirdiniz gene, evet. Evet, ben sürekli rejim konusundayım. Çünkü yani mevcut rejimin adayı farklıdır. Parlamenter demokrasiye geçince farklı bir aday gerekir. Yani parlamenter demokrasiye seçimlerden önce varsayın uzlaşıldı ve bu konuda bir şey oldu, mutabakat oldu iktidarla birlikte. O zaman partinin genel başkanı zaten parlamenter demokraside doğal başbakan adayıdır. Yani başka bir şey tartışmaya gerek yok. Ama onun ötesinde işte böyle biraz şey gideceğim, Tanju Bey'in ve Mesut Bey'in sözleri üzerine parça parça birbirini takip etmeyecek sözlerim ama kusura bakmayın. Yani sürekli olarak bunun altını çizmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi karar vermesi gereken şeylerden bir tanesi muhalefeti nasıl yapacağı. Yani burada bir büyük
siyasal stratejiye ihtiyacı var. Yani siyasal strateji olmadan taktik hamlelerle gelen kazanımların hiçbiri kalıcı olmaz. Yani o nedenle önce buna karar vermesi gerekiyor. Yani düzenin değişmesi konusunda mı muhalefetini oraya yayacak, yoksa düzenin, mevcut düzenin içinde düzenin bir muhalefet partisi, etkili bir muhalefet partisi olarak mı hareket edecek? Bu ikisinin de siyaset tarzı farklıdır. Yani öncelikle buna karar vermesi lazım. Yani ben şimdi bugüne kadar burada çok büyük bir netlik görmüyorum. Bir bakıyorum, yani düzenin karşısında düzene muhalefet ediyor ama bir bakıyorum sanki düzenin içinde kalmaya sanki ikna olmuş bir şey gibi, parti gibi hareket ediyor. Şimdi Erdoğan'ın şimdi ekonomide bilmem ne de bütün sorunlarımızda işte biz iktisatçılar konuşurken hep öngörülmezlikten bahsediyoruz. Bütün meseleler ve Erdoğan'ı zaten iktidarını güçlendiren, onu güçlü kılan şey öngörülmez yapmasıdır her şeyi. Ama bir şey çok öngörülebilir. Yani Erdoğan'ın hangi adımları atacağı çok öngörülebilir. Yani Erdoğan sürekli bu güç oyununu oynayacaktır. Ve giderek de belediyelerin özellikle muhalefet belediyelerin önüne yeni performans kriterleri koyarak onları zorlayacak ve duvara doğru ittirecektir. Köşeye sıkıştırmaya çalışacaktır. Bu arada işte savcının sorusu üzerine Gökhan Günaydın'ın açıkladığı şeyde İmamoğlu konusu, bu son derece önemli bir konu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şimdiden bu konuda İmamoğlu'nu mevcut düzene kaptırmamak için ne yapacağı konusunda bir şey yapması lazım. Yani bir hazırlığının olması lazım. Yani bu sadece İmamoğlu'nun şahsi meselesi değil. Yani eğer herhangi bir şeyle bu karar istinafta hemen akabinde Yargıtay'da onaylanır ve İmamoğlu alınıp hapse tıkılırsa Türkiye'de bir daha muhalefeti kolay kolay hiçbir parti kolay kolay ikna edemez. Yani İmamoğlu'nun şu andaki şeyi, İmamoğlu ile ilgili atacakları adımlar Türkiye'deki hep muhalefetin umudunu da son derece şey yapacak, yani belirleyecek şeylerdir. Şimdi yine şeyle ilgili burada Tarcu Bey dedi galiba, değil mi? Seçim makinesi, evet, gibi Tarcu hareket Bey ediyor dedi. Evet. Bir siyaset yani, makinesi gibi hareket etmeli dedi. Bundan sonrasında da çok rahat kazanırız gibi bir hava var. Yani böyle düşünüyorlarsa da politikalarını da ona göre belirlemek durumundalar. O zaman da belediyelerin siyasetin odağı olarak değil, o zaman hizmetin odağı olarak ele almak ve bu şekilde çalışmak durumundalar. Yani bütün bunları böyle bir rejimde yapacaklar. Bütün imkanları kısıtlanırken yapacaklar. Çok şey değil, kolay değil. Ama bütün bunları muhalefetin çözebilmesinin yolu da işte toplumsal muhalefete, birinci turda söylediğim gibi toplumsal muhalefette o arasındaki güven ilişkisini kurmaktır. Bir de önümüzdeki Mesut Bey galiba dikkat çekti. Önümüzdeki 4 yılda hakikaten neler olabileceğini hiç bilmiyoruz. Bırakın 4 yılı, yarın ne olacağını hiç bilmiyoruz. Yani nasıl bir güne uyanacağımızı bilmiyoruz. Bu tipik son işte 2018'den sonra içinde yaşadığımız Türkiye bu. Yani yarın nasıl bir Türkiye'ye uyanacağız bilmiyoruz. Erdoğan nasıl bir karar alacak bilmiyoruz. Erdoğan neye kızacak bilmiyoruz. Yatağından belki de çok sinirli kalkacak. Başka bir takım hamleler düşünecek bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir tek şey var. Erdoğan ne yapıp edip iktidarda kalmak için her şeyi ve her yolu deneyecek. Ve burada karşılarında, mevcut muhalefetin karşısında devletin tüm imkanlarına, kullanma şeyine, olanağına sahip ve iktidarda kalmaktan başka bir daha önemli bir önceliği olmayan bir rakip koyuyor. Yani böyle bir rakiple mücadele etmek için de bütün politikalarını ona göre oluşturmak zorundalar. Kaldı ki bunun da şöyle bir imkanı var.
Bakın Türkiye toplumu bütün bu baskıya rağmen, bütün işte üzerine o gelen o korkutma hamlelerine rağmen son derece şey yani iri bir toplum. Direniyor yani işte insanlar ormanını korumak için direniyor, sahilini korumak için direniyor, köyünü korumak için direniyor. İşte işçiler kendi haklarını elde etmek için direniyor. Toplumun her an her tarafında bir şey var, bir hareket var. Yani işte Cumhuriyet Halk Partisi bütün bu hareketleri ve bir arada düşünecek, bu muhalefeti bir araya getirecek kapsamlı bir politika şeyini setini ve önermesini ortaya bir an önce koymak durumunda. Bunu yaparken de işte şey daha parti içi demokrasiyi de önceleyen, halkın sesini duyan, halkın bütün işte politikaların öznesi olduğu bir şeyi yaklaşımı hayata geçirmek zorunda. Evet. Eğer yani bundan sonra şey yapmak istiyorsa yani bu 31 Mart sonrasını kalıcı kılmak, onun evet. üzerine bir şeyler ilave etmek istiyorsa. Efendim çok çok teşekkürler ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. CHP'yi konuştuk. Gene uzun bir zamandır da konuşmuyorduk aslında bakarsanız. Belki de gerekliydi bu süreç. CHP'yi konuştuk ve kalıcı olmalarına en son Nesrin Naz dikkat çekti. Ben bundan hareketle programı kapatmadan önce siz izleyicilerimize seslenmek istiyorum. Medyaskop'un da kalıcı olması son derece önemli. Eğer bu yayını izlediyseniz ve bu gibi yayınları daha da izlemek istiyorsanız. Çünkü özellikle Açık Oturum tam 452. bölümünü bugün yayınladık. Açık Oturum'un ilk başlatan Ruşen Çakır'dı ve 9 yıl önceydi. 9 yıldır bu çatı altında sizlere haberi ulaştıran çok değerli arkadaşlarımız var. Ben sadece 1,5 yıldır buradayım ama Servet İlber, Gamze Elvan, tam 9 yıldır daha pek çok isimlerini şu anda tek tek sayamayacağım pek çok ismin 9 yılda tek tek emekleri var. Şimdi 9. yılı geride bırakıyoruz ve 10. yılımıza giriyoruz. Bu elbette sizler sayesinde oldu. Siz okurlarımız, siz izleyicilerimiz sayesinde oldu. Gerek web sitesinden, gerek YouTube kanalından, gerek sosyal medyadan bizi takip eden izleyicilerimiz sayesinde oldu ve sayılarınızın daha da artması bizim ömrümüzün de daha da uzun olması anlamına geliyor aynı zamanda. Lütfen siz de desteğinizi esirgemeyin. Söz bizde, haberleri ve tarafsız haberleri sizden esirgemiyor olacağız. Hoşça kalın.